Herkese merhabalar. Bugün kendimizi geliştirme yalanından konuşacağım size ve bu konuda ben neler yaptım, siz neler yapabilirsiniz? Ben nerede hata yaptım, siz nerede hata yapmayabilirsiniz? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle üniversiteye ilk başladığınızda olabilir, lisedeyken olabilir. Herhangi bir zamanında hayatınızın şunu kesinlikle duymuşsunuzdur veya duyacaksınızdır daha duymadıysanız. Kendini geliştir. Bu benim zamanımda, yani ben üniversite okurken herkese şu şekilde empoze ediliyordu. Yazılım öğren, yazılım öğren, yazılım öğren. Hatta Twitter'da çok uzun bir süre bununla dalga geçirmişti. Belki biliyorsunuzdur. Sanki herkes yazılım öğrenmeliymiş gibi davranıldı ve sonra gerçekten herkes yazılım öğrendi ve şu an tonlarca işsizlik var bu alanda. Birazcık bu hani efektten de bahsedeceğim ama bu kendini geliştirmenin neden yalan olduğuna değinmek istiyorum. Belki şey diyebilirsiniz, sen işte 2 yıllık tecrüben var, daha yeni mezun olmuşsun, juniorsun, bunlardan bileceksin. Önemli olan bence bu tecrübeye gelen bir şey değil, ne kadar farkında olduğunuzla hayatta işte yani neler yaşadığınızla alakalı. Ve bence çoğu insan da bunun farkında olmasına rağmen bu sisteme devam ediliyor. Çünkü ellerinden bir şey gelmiyor, haklılar. Aynı benim de olduğum gibi şu an. Öncelikle üniversiteler işçi yetiştirme merkezi. Bunda umarım hemfikirizdir. Fakat burada benim beğenmediğim bazı durumlar yaşanıyor. Çünkü özellikle mühendislik bölümlerinde 2 tane minimum zorunlu staj diye bir şey var. Fakat bu zorunlu stajı nasıl bulduğunuzla üniversite ilgilenmiyor. Yapıp yapmadığınızla ilgileniyor. Ve artık öyle bir sömürü haline geldi ki bu konu. Ben artık bu konuda gerçekten konuşmam gerektiğini, içimdekiler atmam gerektiğini hissediyorum. Ben mesela stajyer erken çok zorlandım. Çünkü tecrübesizdim normal olarak. Çünkü sadece bir öğrenciydim. 18-19 yaşındaydım. Ne tecrübem olabilirdi yazılım konusunda? Çünkü yazılım konusunda staj yapmam bekleniyordu. İlk stajım öyle olmalıydı. Ne kadar zorlandığımı anlatmam mümkün değil size. En sonunda tek tek insanlara Twitter'dan mail attım, LinkedIn'den yazdım ve yani o kadar zorlandım ki LinkedIn'de bir post paylaştım. Dedim ki onlarca test çözdüm. Belki yüzlerce mülakata girdim. Benden 7 gün çalışmamı isteyen oldu. Bana sana para vermeyeceğim diyen oldu. Ve bu arada para vermeyeceğim deyip çok yüklü bir iş beklendi benden yani. O yüzden buna tepkim bu. Ya yani tonla değişik değişik insanla karşılaştım. Ve bunu yapmak zorunda olduğum için ben ilk stajımı kendi özgür hür irademle ücretsiz olarak yaptım. Profesyonel hayatıma bu şekilde başladım. Neden? Çünkü işte ileride işine yarar. Kendini geliştir. Kendini geliştirmiş ol yalanına ben de kandım. Fakat bunu neden yapmamanız gerektiğini anlatacağım bugün. Çünkü şu an geldiğim noktada onun yararı belki binde birdir yani. Yararı olmuştur kesinlikle. Çünkü belki şu andaki farkındalığımı da o sağlıyordur ama ben bunu yaşamasam da olurdu diyorum. Öncelikle açık açık başlayacağım isim vererek. Ben stajyerken Yıldız Teknopark'ta zaten yurtta kaldığım için bir firmayla görüştüm. Görüşmeye gittim. Dedim ki böyle böyle ben okulda C öğreniyorum. Algoritma ve veri yapıları dersini aldım. Algoritma geliştirebiliyorum. Yani çok basit düzeyde yazılım dünyasına ilk defa adımını atmış biriydim. Ve dedim ki ben bu alana girmek istiyorum. Ne var ne yok görmek istiyorum. Bana dediler ki tamam gel biz sana Java öğretelim. Ben sonra bunlara gittim. Kabul ettim. Ne kadar para vereceğimi söylemediler ama işte anlaşırız bir şey falan dediler. İlk gün gittim. Cumartesi pazar çalışıyordum. Çünkü hafta içi okulum vardı. Cumartesi günü gittim. Bana dediler ki şu bilgisayara otur. Biz sana bir PDF vereceğiz ve oradan çalışmaya başlayacaksın. Java kitabı var. Ben ona çalışmaya başladım. Fakat yani kitapta şunu fark ediyorum. O kadar taraflı bir kitap ki yazılım kitabının nasıl siyasi olabileceğini gerçekten orada ilk defa gördüm ve şoklar içinde oradan ayrıldım. Fakat ayrılmadan önce yaşadıklarım. Bana dediler ki işte bugün şöyle şöyle bir şirketle toplantı yapacağız. Üst düzey yöneticileri gelecek. Bize şunları taşımamıza yardım eder misin? Toplantı odasına. Yardım ettim. Yiyecekler falan vardı. Onları taşımalarına yardım ettim. Sonra toplantı oldu bitti. Sonra şey dediler. Biz burada hiç gocunmayız. Bulaşık da yıkarız. Bugünlük sen yıkar mısın? Ben durdum böyle bir dedim ki bunlar beni demek ki bu yüzden istiyor. Çünkü bütün gün hani bu tek bir olay değil. Şunu götür, şunu getir.
bir şekilde yapıyorum ama yani içim böyle patlamak üzere yani ben bunu mu yapacağım dedim. Üstüne ben yani evde yapabileceğim bir şeyi oturup orada yapıyorum. Kitap okuyorum sadece. Kitap okuyarak Java öğrenmeye çalışıyorum. O zamanlar zordu bu arada. Yani neyse. Ben dedim ki bulaşığınızı kendiniz yıkayın. Ben gidiyorum dedim. İlk defa kendimden böyle bir performans gördüm. Ve ondan sonra zaten fark ettim yani kölelik düzeni olduğunu buradan anladım. Sonra hangi okulda okumalıyım diye bir startup vardı. Ben oraya aslında şey için gittim. Nereden buldum ya? İTÜ Çekirdeğe başvurmuştum. Orada yine ücretsiz çalışmaya başladım sosyal medya alanında. Dedim ki işte o aralar herkes ona odaklanıyordu çünkü. 2018'deydi. Herkes sosyal medyaya odaklandığı için ben dedim ki herhalde bu alanda kendimi geliştirebilirim. Gittim orada şunu öğrendim. Photoshop öğrendim. İşte After Effects öğrendim. Birkaç böyle video editi falan yaptım. O yüzden yani benim için iyiydi ama yine ücret almadım ve sürekli yani Yıldız'dan İTÜ'ye gidiyordum. Geri dönüyordum tonla yol ve sürekli yol parası. O zaman beni etkiliyordu yani en azından öğrenci olarak. Sonra onu bıraktım. Ve işte arada artık herkesin de bildiği gibi Work and Travel, Erasmus falan olduktan sonra ikinci Work and Travel'ıma gitmeden önce ikinci stajımı yapmam gerekiyordu. Ve ben yine ücretsiz olarak yaptım onu da. Ama bu sefer hür irademle yaptım. Onu da Glokuzon'da yaptım. Glokuzon gerçekten iyi bir yerdi. Yani bana kattıklarını sayamam. Çünkü bana ilk defa kendi verileriyle çalışma iznini onlar verdi. Bana dediler ki al, kullan, ne öğrenebiliyorsan öğren. Onlarda o an bir data scientist yoktu. Ama işte veri nasıl analiz edilir bunları orada gördüm. Fakat ücret almadım. Yani bu ne kadar iyi yanı olsa da belki teklif edilebilirdi. Bir şey demiyorum. İyi olduğu için yani kötü bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü gerçekten orada iyi bir tecrübe yaşadım. Ama bunu yapmamalısınız. Neden? Çünkü insanlar buna o kadar çok alışıyor ki bunu ben kendi çalıştığım yerler için söylemiyorum. Şimdi birazdan anlatacağım örnekler için söylüyorum. İnsanlar buna o kadar alışıyor ki staj değil iş için bile size ağza alınmayacak tekliflerde bulunabiliyorlar. Neyse, kendini geliştirmeye yalanına devam edersek insanlar sürekli size kendini geliştir, kendini geliştir diyecek ama bunu ne zaman yapacağınızdan, nasıl yapacağınızdan kimse bahsetmeyecek. Hep kendiniz yani böyle sudan çıkmış balık gibi bulacaksınız böyle anlarda ve o anlarda gerçekten sakin olun. Lütfen. Lütfen oturup Python çalışmaya başlamayın. Çünkü bunu yaptım ve hiçbir işe yaramadı. Ben oturdum, Python çalıştım, Java öğrendim, C zaten okulda öğrenmiştim. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Hiçbir şey bulamadım ve gittim bedavaya staj yaptım arkadaşlar. Neden? Çünkü bu sistem böyle yani. Sizin önemli olan oturup o Python'ı bilmeniz değil. Tamamen o anki eşleşme. Yani o an onlar böyle birini alıyordur. Ya da sizi gelişebileceğinizi düşünüyorlardır. Junior pozisyonun için söylüyorum kesinlikle. Ve o an oluyorsa oluyor. Birini tanıyorsanız, bir yerden bir şey bulduysanız oluyor. Yoksa siz sadece Python biliyorsunuz diye kimse sizi işe almayacak. Neden? Çünkü sadece Python bilmek yetmiyor yazılımcı olmak için, data scientist olmak için, data analyst olmak için. Arkada matematik bilginiz olması gerekiyor. Algoritma kurabilmeniz gerekiyor. Python sinteksini bilmeniz Python bildiğinizi göstermiyor. Bu sadece bir örnek. Bunu her alana çekebilirsiniz. Yani hemşireyken doktor olmak isteyen insanlar var. Bunun ne kadar mantıksız olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şu açıdan diyorum. Yanlış bir örnek vermiş olabilirim ama yani benim ne eksiğim var diyen bir hemşire vardı belki duymuşsunuzdur. Böyle olmaması için, siz ileride kendinizi böyle hissetmeyin için, hissetmeyin diye söylüyorum. Kendini geliştirme alanı okul bittikten sonra da devam ediyor. İş arıyorsunuz. Size çok düşük ücretler teklif ediliyor. Bu konuda da gireceğim bu arada. Bir iki tane teklife gireceğim. Yakın zamanda arkadaşlarımın aldığı teklifler. Ve şöyle deniyor size. Cidden çok berbat bir teklif ve size şunu deniyor. Kendini geliştirirsin. Buraya gir. Burası çok iyi bir fırsat. Arkadaşlar ben neden sana milyonlar kazandırmak için düşük ücretle hayatta kalmaya çalışayım ki sorusunu lütfen kendinize sorun. Lütfen bunları kabul etmeyin. Çünkü bu işler kabul edildiği için onlar bu yüzü bulup bu teklifleri yapabiliyorlar. Örnek veriyorum. İsim de vereyim hatta. İsim vermeyeyim hatta. Çünkü
O arkadaşım için sorun olabilir. Ben onun referansında olduğum için. Bir şirket, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri. Unicorn, Getir değil. Unicorn ve şu teklifi yapıyor. Düşünün. Yeni mezun birine şu teklifi yapıyor. Yeni mezun ama tecrübesi var bu arada. Teklif şu. 6 gün çalışıyoruz. Mesai var. Bu 6 günün 6'sında da mesai var. 12.1'de çıkabiliyoruz işten. Sabah 9'da başlayıp. Ve 6 günün bir tanesi pazar günü ve cumartesi günü de online olmanı bekliyoruz. Bu ne demek? Yani 7 gün full artı full çalışıyorsun demek. Hayatına vakit yok demek. Değil mi? Böyle bir işte siz ne kadar maaş beklersiniz? Herkes kendi otursun bir düşünsün ne kadar bekler. Bunlar ne kadar teklif ediyor ben size söyleyeyim. Net 20.000 TL. Şu anda o arkadaşımın evinin kirası 20.000 lira. Tek başına yaşamıyor tabii ki ama. Yani bunun ne kadar mantıksız olduğunu şu anki konjonktürde oturup ve düşürün lütfen. Ve lütfen bunu kabul eden insanlar kendini bir sorgulasın. Ben neden bunu kabul ettim diye. Aileniz zengin de olabilir arkadaşlar. Bunu görüyorum. Danışmanlık şirketleri cücük kadar paralar verip insanlara tonla iş yaptırıyor. Görüyoruz. Ama aileniz zengin diye bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben bu konuda çok yanlış yönlendirildiğimizi düşünüyorum. Çünkü kendini geliştirmek bir şirket için iyi olmaya çalışmak değildir. Kendini geliştirmek nedir? Sizin oturup yani çalıştığınız konuda 10 dakika boyunca, 20 dakika boyunca insanlara bir şeyler anlatabilmenizdir. Yani atıyorum çok yine random bir örnek. Ben veri bilimci olarak çalışıyorum ve ben oturup kendi işimle alakalı bir konuyu bunun uzmanı olan biriyle tartışabilmeliyim. Kendini geliştirmek budur. Ben oturup Python konusunda konuşamam. Yani şöyle teknik bir alanda bir iki cümle edilebilir. Ama kendini geliştirmek aslında o alanın içinde olan olayları bilmektir. Neler gelişiyor? Kendi etrafındaki dünyayı görmektir. Kendi fikirlerine sahip olmaktır. Kendini geliştirmek budur. Yani kendini geliştirmek gidip bir dilinsin tekstini öğrenmek değildir. Farklı bir alan için konuşayım. Ne bileyim gidip bir kitap okumak da belki kendini geliştirmek değildir yani. Çünkü önemli olan o kitabı siz okuduktan sonra ne oluyor? Budur yani. Ve ben artık bu teklifleri göre göre özellikle şu durumda İstanbul'da kiraların, yaşam masraflarının bu kadar arttığı bir yerde 20 bin lira teklifi görmek istemiyorum. Bunu kabul eden insanların olmasını istemiyorum. Biliyorum çok zor durumdasınız. Çünkü ben de öyleydim. Gittim bedavaya çalıştım. Ve ben bunu yaptığım için onlar şu an bu teklifi yapma yüzünü buluyorlar. Bütün şirketler aynı. Bunu böyle düşünebilirsiniz artık. Ama bunu yapmayın. Çünkü biz bunu yapmadığımız sürece istediğimizi alabileceğiz. Aynı şekilde büyük şirketler için de bu aralar çok görüyorum. İşte insanlar biraz utana sıkıla söylüyorlar. Ben işte bu ara çok iş değiştirdim. Şöyle böyle. Hayır, ben bununla gurur duyuyorum. Önceden böyle değildim. Belki önceki videolarımda bu şekilde söylememiş olabilirim. Ama şu an gurur duyuyorum. Çünkü kendim için en iyi kararı verdim. Bana inanılmaz az para ödeyen, ne kadar yurt dışı şirketi de olsa, inanılmaz az para ödeyen, maaşımı zamanında yatırmayan, söz verip primimi yatırmayan bir şirketten çıktım. Çok daha iyisi olduğunu düşündüğüm bir şirkete geçtim. Zam yapmayacaklarını söylediler. Şu an gerçekten kendimi mutlu hissettiğim yerdeyim. Ve hayatımı geçindirebiliyorum. Geçim derdi yaşamıyorum. Bakın önemli olan bu. Bir işte çalışıyorsanız size istenildiği kadar yanak versinler. Masaj yaptırsınlar, yemek versinler, tonla, her şey snackler sınırsız olsun. Ne bileyim yani oyun oynayın, her şey olabilir. Ama günün sonunda siz aldığınız parayla geçinebilmek zorundasınız. Eğer geçim derdi yaşıyorsanız siz yaptığınız işe de odaklanamayacaksınızdır. Bu iş bu kadar basit. Yani geçim derdiniz varsa hayatınızın herhangi bir anında şunu düşünüyorsanız eyvah şunu nasıl ödeyeceğim ki bu şu an yani %90'ımız bunu yaşıyoruz. Demek ki doğru yerde değilsiniz. Oturun ve iş aramaya başlayın. Ama lütfen kendinizi değerli hissettiğiniz işleri kabul edin. Size değer veren şirketleri kabul edin. Ben demiyorum şu an çalıştığım yer en iyisidir ama şu an bana şu ana kadar en iyi hissettiren şirket bu. Ve bu son bulana kadar da burada çalışmaya devam edeceğim. Son bulabilir bu arada. Bir şirket iyiyse her zaman iyi olmak zorunda değil. Kötüyse de her zaman kötü olmak zorunda değil. Her zaman değişebilirler. Ama demek istediğim şu. Yine 50. kez söylüyorum. Lütfen kendi değerinizi bilin. Yeni mezunum diye 20 bin liraya
kabul etmeyin. Çünkü siz şu anda eğer İstanbul'da yaşıyorsanız diye söylüyorum. Tabii ki yani Kayseri'de yaşıyorsanız 20 bin lira iyi bir para olabilir. Ama şu an İstanbul şartlarında bu parayı kabul etmek doğru değil. Çünkü ortalama bu değil. Bunlara bakmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi kendini geliştirmek yalanına lütfen inanmayın. Gezin, eğlenin, üniversite hayatını yaşayın. O sırada kariyer olarak, beyin olarak, düşünce yapısı olarak, dünya görüşü olarak değişmeye çalışın. Kendinizi bu şekilde geliştirin lütfen. Gidip başkalarının şirketlerine para kazandırmak sizi CV'nizi geliştirmek dışında hiçbir şey yapmaz. Ve CV'nizi geliştirmek de sizi her zaman iş sahibi yapmaz. Ben onu gördüm. Şu an bu videoda anlatacağım tonla başka şeyler vardı. Defterlerimden bahsedecektim. Her işte çalıştığımda, yani her çalıştığım işte farklı defterler tutuyorum. O günkü işlerimle alakalı. O gün neler yaptım, o gün yapmam gerekenler neydi diye. Bunları anlatacaktım ama şu an bunun daha önemli olduğunu düşünüp oraya yöneldim. Bu ne kadar önemli olsa da başka videoda kalabilir. Lütfen buna dikkat edin. Lütfen değerli olduğunuzu bilin. Çünkü tonla emek veriyoruz. Hepimiz yani İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Türkiye'nin dört bir yanında, Van'da hayatta kalmaya çalışıyoruz. Lütfen kendi değerinizi bilin ve kendinize layık işleri kabul edin. Hiçbiri olmuyorsa lütfen hiç çekinmeden risk alın ve kendi işinizi kurun. Bu tabii ki bambaşka bir konu ama risk almayıp öğrencilik zamanında ne zaman alacaksınız? Bence hala iyi bir fikir. Ama şu an vaktim doluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.